Merhaba, ben Kartal Kama. IT sektöründe çalışıyorum. Fırsat buldukça da motosiklete biniyorum. Bu işe gidip gelmem dahil. Şehir içinde scooter, şehirler arası yolda daha büyük enduro bir motosiklet kullanıyorum. Motosiklete babamın mobiletiyle başladım. Çok küçük yaşlarda. Bisikletim yokken mobilete biniyordum. Ama tabii ki o zamanlara göre mobiletle gezmek motosiklet pek sayılmaz. Daha sonra gelişen teknolojiyle ortaokulda kendime bir scooter aldım. Harçlıklarımla ve ailemin desteğiyle. Uzun yıllar scooterla geçti. Daha sonra çalışmaya başladıktan sonra kademe kademe büyüttüm. Ailemin bir tepkisi yoktu. Çünkü bizim için motosiklet babadan gelen bir alışkanlık olduğu için hiçbir tepki olmadı. Sadece kendine dikkat et oldu. Hala da annem ve babam kendine dikkat etler. Ben de ediyorum. İlk kez bindiğimde muhteşem hissetmiştim çünkü bisikletim bile yoktu. Çok büyük bir ağırlık kendi kendine gidiyor. Beni acayip büyülemişti. Hala da aynı büyü devam ediyor. Aslına bakılırsa şu ana kadar çok fazla motosikletim olmadı adet olarak. Çünkü aldığım motoru uzun yıllar kullandım. Toplam 4 adet scooter, 3 adet de vitesli büyük cc'li motosikletim oldu. Hali hazırda bir tane GS Adventure, 2 tane scooter ve eşimin bir scooter'ı. Toplam 4 tane motosikletimiz var. En keyif aldığım tabii ki bir önceki GS'imdi, Adventure'dan önceki. Çok çılgın bir motosikletti. Uzun yollara dayanıklı, her ortamda kullanılabilen, arazide, yolda. En keyif aldığım motosikletim 2013 Susa Otmalı GS'i. Motosikleti çoğunlukta kilometre olarak bakıldığında işe gidip gelme olaraktır. Çünkü yıllardır motosikletle işe gidip geliyorum. Benim ulaşım aracım. Arabamı çok çok nadir kullanıyorum. Ancak olumsuz hava koşullarında veya havaalanına giderken. Onun dışında elim ayağım olan scooter'ı işe gidip gelirken kullanıyorum. Büyük motosikletim son zamanlarda, son bir yılda ağırlıklı olarak eğitim amaçlı. Fırsat buldukça enduro yapmaya çalışıyorum ama enduro motosikletim yok. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da buna olanak sağlayan arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar, onlarla beraber enduro yapabiliyoruz. Ama ilk hedefim bundan sonra bir enduro motosiklet almak olacaktı. Aslında İç Anadolu'nun ötesine gidemedim. Hedeflerim arasında var Karadeniz ve Doğu, ancak en fazla İç Anadolu'ya gidebildim. Onun dışında yurt dışında Adriyatik turu yaptık. Orada da en uzak gittiğimiz bir İsviçre oldu. Onun dışında ağırlıklı olarak işte tatillerde güneye gidiyoruz. En beğendiğim yer şu güne kadar motosikletçilerin de herkesin sevdiği gibi Stelvio olmuştu. Çünkü çok yüksek bir akıma çıkıyorsunuz, sürekli virajlı yollardan geçiyorsunuz. Onun dışında Kotor beni etkilemişti. Kotor'da da çok dik eğimli bir yoldan gidip yaklaşık bir 15-20 dakika sonra 1000 rakıma ulaşıyorsunuz. Sürekli virajlıydı. O yollarda motosiklet kullanmak çok keyifli gelmişti. Şu anki en kısa hedefim Doğu Karadeniz. Çünkü hayatımda da hiç gitmedim ve motosikletle gitmek için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'yi bitirmeden Avrupa'da daha fazla ileriye gitmek gibi bir hedefimiz yok. Öncelikle Doğu Karadeniz'i bu yaz yapmak istiyoruz. Sonrasında tabii ki tekrar Alplere doğru gitmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız Adriyatik turunda benzinimiz bitti. Yani benzinimizin bitmesinin sebebi aslında biraz plansızlık gibi olsa da gittiğimiz iki benzinlikçide de benzin yoktu. Ve en son üçüncü benzinliğe giderken yolda benzinimiz bitti ve tamamen yüklü motosiklet ortada kaldık. Neyse bir benzinciye yürüyerek ulaşıp orada pet şişeyle benzin alıp benzinciye kadar götürebildik. Çok kötü bir anımızdı aslında. Ama sonrasında şimdi baktığımızda gülüyoruz. Nasıl benzin biter bir motosikletle diye. Ama o an pek keyifli değildi. Tek sürmek aslında benim daha çok tercih ettiğim bir aktivite oluyor ama tekten kastım tek motosiklet. Ben eşimle daha çok seyahat ediyorum. O yüzden kafamıza göre gidip istediğimiz yerde mola verip manzarasını beğendiğimiz yerde durmak hoşumuza gittiğinden dolayı tek gitmek daha keyifli oluyor. Grup sürüşlerinde grubun dengesini sağlamak zor olabildiği için herkesin beklentileri ve keyif aldığı noktalar farklı oluyor. Bu nedenle tek sürmek daha keyifli geliyor. Şu an için denemek istediğim, aslında almayı da hedeflediğim bir uzun yol motosikleti var.
6 silindirli bir GTL hedefliyorum. Hem bu benim konforum, hem eşimin konforu ve uzun mesafeli asfalt sürüşleri için. Onun dışında şimdiye kadar pek çok motosikleti denedim. 6 silindirli motosikleti denediğimde herhalde nihai kararımı vereceğim. Ne 11.com budur.